right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then OD'd. Life is just that dark. Clothes smelling like trees, digging my earth, find my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then OD'd. Life is just that dark. But life is just that bright. Yarım asırdır bir dakika bile ara vermeden iyi hizmet ve kaliteli yakıt sunmak için çalışıyoruz. Şimdi size daha yakın olmak, her yerde hizmet vermek için hızla büyüyoruz. Artık daha güçlüyüz. Aytemiz. Gününüzde yanınızdayız. Akel Abiye ve Gelinlik 2023 yılına damgasını vuran en şık ve en zarif modelleriyle Abiye, gelinlik ve aksesuarlarını en uygun fiyat ve en bol çeşitleriyle bizden kiralayabilirsiniz. Akel Abiye ve Gelinlik, Burhaniye Mahallesi, Mehmet Şerif Yiğit Sokak, Özsoy Apartman 6, Ceyhan. Telefon 0543 575 9606. Adana Televizyonu Ana Haber Bülteni'nden iyi akşamlar. Ben Hatice Nur Yılmaz. Cumhuriyet Halk Partisi Ceyhan İlçe Kongresi'nde delegelerin büyük çoğunluğunun desteğiyle Caner Aydar başkanlığa seçildi. Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi Kongresi'ne 341 delegenin 325'i oy kullandı. Kongrede sarı listeyle seçime giren Caner Aydar 270, mavi listeyle seçime giren Erdil Dedeoğlu ise 55 oy aldı. Ceyhan İlçe Başkanı seçilen Caner Aydar seçim sonrası şöyle konuştu. Partimizi yerel seçimlerde en iyi şekilde hazırlayıp 2019'da seçimlerinde olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ni Ceyhan'da hep birlikte yeniden zirveye taşıyalım. Dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'de bir kısak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen bu toprak, bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek bir hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim, bu memleket bizim. Hepinize teşekkür ederim. Bu bir parti yarışı, bir bayrak yarışıydı. Bu yarışta bir kaybeden olmadı. Daima Cumhuriyet Halk Partisi kazanır. Böyle kadrolu bir yüksek coşkulu kongrelerde. Ne güzel bu partide olmak, Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmak. Yakın zamanda çok umutlu olduğumuz bir seçimden başaramadan ayrıldık. Fakat bunun arkasında bu kongrelerdeki heyecan, bu kongrelerdeki kazanım, işte Cumhuriyet Halk Partisi'ni Cumhuriyet Halk Partisi yapan kongrelerde buluyor. 100 yıllık bir partinin işte başkanı onurunu bana yaşattığınız için hepinize teşekkür ederim. Şimdi seçim bitti. Artık parti içi yarış bitti. Şimdi bütün partilerimiz ile, bütün üyelerimiz ile 2024 yerel seçimleri için yeniden başlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Ceyhan İlçe Başkanlığı seçiminde Caner Aydar rakibi Erdil Dedeoğlu'nu fark atarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni Ceyhan İlçe Başkanı oldu. Kongrede konuşan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'e partililer tepki gösterdi. Zaman zaman konuşması kesildi. Erdem konuşurken salonda yuhlama sesi duyuldu. Cumhuriyet Halk Partililer tarafından istenmeyen Hülya Erdem'e ateş püskürdüler. Cumhuriyet Halk Partisi Ceyhan İlçe Kongresi'ne katılan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem şöyle konuştu. İnsanları içindeyim. Seviyorum insanları.
Hareketleri seviyorum. Düşünceyi seviyorum. Kavgamı seviyorum. Aydınlık yüzlü insanlar. Sizi seviyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni seviyorum. İlkelerimizi seviyorum. Adaleti seviyorum. Özgürlüğü seviyorum. Eşitliği seviyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Atatürk'ümüzü seviyorum. Ve onun kurduğu cumhuriyeti, cumhuriyetimizi çok ama çok seviyorum. Atatürk'ün cumhuriyetinde kadın bir belediye başkanı olarak sizlere hizmet etmekten, Ceyhan'a hizmet etmekten, emrinize amade olmaktan gurur duyuyorum, mutluluk duyuyorum, onur duyuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Ceyhan İlçe Kongresi'nde konuşan parti delegesi Hasan Kaypak, milletvekillerini topa tuttu. Kaypak konuşurken divan başkanı tarafından sözü kesilerek susturulmak istendi. Cumhuriyet Halk Partisi delegesi Hasan Kaypak konuşmasına devam etti. Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Burhanettin Bulut yerinden kalkarak divan başkanına uyarıda bulundu. Kaypak milletvekili Burhanettin Bulut ve diğer milletvekillerine Ankara'da yan gelip yatıyorsunuz dedi. Ve mikrofona şöyle konuştu. Arkadaşlar, belli ailelerin Cumhuriyet kurulduğundan beri belli ailelerin, belli kesimlerin milletvekili olma şansı var. Ama dağ başında bir çobanın, bir garibanın, birilerinin milletvekili olma şansı yok. Öyleyse bırakın merkez yoklamasını, milletvekilini halk seçsin, milletvekilini kayıtlı üyeler seçsin. Öyle merkeze oturup masanın başında milletvekili ayarlamayla bu ülke bir yere varmaz. 80 yaşındayım, 50 yıldır, 60 yıldır siyaseti seviyorum, içindeyim. Rahmetli Deniz Baykal'a dedim ki bir gün, ben senin milletvekilin olmak istemiyorum. Ben Adana'nın, ben Türkiye'nin milletvekili olmak istiyorum dedim. Çünkü oraya varıp da kaldır parmak, indir parmak, emme basma tulumba gibi milletvekili olmak istemiyorum dedim. Ve adaylıktan çekildim. Çünkü merkez yoklamasında Ankara'da 1 milyar, 2 milyar o günün parasıyla para yatıracak. Ben bir emekli öğretmen olarak orada 2 milyar, 3 milyarla para yatıracak gücüm yok. Onun için milletvekili olamıyorum. Buna üzgün değilim. Ben isterse milletvekili olayım, isterse partimin çobanı olayım. Ben Kuvayi Milliye ruhundan gelen, Atatürk ilkelerine bağlı kalan Cumhuriyet'in öğretmenleriyim, öğretmeniyim. Ölünceye kadar bu partiliyim, ölünceye kadar bu partiye çalışacağım. Adana Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Değerlendirme Toplantısı Emniyet Genel Müdürlüğü Erol Ay Yıldız Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Yavuz Selim Köşker, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Daire Başkanları ve İl Emniyet Müdürlüğü ile ilgili birim yöneticileri iştirak etti. Toplantıda Adana'nın genel asayiş sorunları ele alındı. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından da basın açıklaması yapan Vali Köşker, Adana'nın asayişi, huzuru, güvenliği ve halkın mutluluğunu temin edecek tedbirlerle ilgili çok verimli bir toplantı yapıldığını söyleyerek Adana bir huzur kenti olacak. Emniyetin bütün birimleri bekçisinden en üst müdürüne kadar gecesini gündüzüne katarak çalışmalarını yürütüyorlar. Asayiş temin noktasında olağanüstü gayretin yürütüldüğünü hepimiz farkındayız. Daha iyi hale gelmesi için de alınması gereken ne tür tedbir varsa onları alacağız dedi. İklim değişikliği tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Yaşanabilecek felaketlere dair uzman isimler de açıklamalarda bulunuyor. Akdeniz'de ortaya çıkma ihtimali üzerinde durulan Akdeniz kasırgası karşısında Mersin ve Adana illerinin etkilenme ihtimali gözler önüne serildi. Henüz yönü belli olmayan felakete karşı tedbirlerin alınması gerektiği belirtiliyor. Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ndeki suyun birkaç metre çekilmesiyle 153 yıllık mezarlar yeniden ortaya çıktı. Seyhan Nehri'ne inşa edilen Seyhan Barajı'nın 67 yıl önce su tutmaya başlayınca Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi mezarlığı su altında kaldı. Hem devlet su işlerine ait su kanallarına su verilmesi hem de taşkın riskine karşı kapaklardaki suyun tutulması nedeniyle göldeki su birkaç metre çekildi. En son 3 yıl önce görülen 153 yıllık mezarlar tekrar ortaya çıktı.
Adana'nın Seyhan ilçesindeki birçok mahallenin 30 yıldır devam eden imar sorunu çözüldü. Seyhan ilçe meclisinden gelen binde birlik imar düzenlemesi Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edildi. Bu karardan sonra imar sorunu çözülen mahallelerde kentsel dönüşüm başlayacak. İmar sorunu çözülen mahalleler şunlar: Seyhan ilçesi Tellidere, Sümer, Yeşilyurt, Ziya Paşa, Namık Kemal, Mithat Paşa mahalleleri yaklaşık 275 hektar alanda Seyhan Belediye Meclisi'nin 6-12-2022 tarihli 123 sayılı kararıyla onaylanan binde birlik ölçekli uygulama imar uygulaması bunlardır denildi. İyiliğin gücünü dalga dalga yayan Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı bu kez eğitim için başlattıkları seferberliğe katılım çağrısında bulundu. Saygılı, yarınlarımızın teminatları sizlerin desteğiyle yetişecek diyerek başta deprem mağdurları olmak üzere eğitime verecek desteğin önemine vurgu yaptı. Konuya ilişkin açıklamasında Kızılay olarak hedeflerin başta deprem bölgesi olmak üzere Türkiye'de hiçbir öğrencinin eğitim öğretim sürecini eksiklikleriyle başlamamasını sağlamak olduğunu bildirdi. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Biz de Varız Destekleme Derneği ve Adana Rotary Kulübü'nün hayata geçirdiği proje kapsamında Karataş'taki yaz kampında özel çocuklarla bir araya geldi. Kampa eşi Ayşe Çetin ile birlikte gelen Başkan Soner Çetin, özel çocukların büyük ilgisiyle karşılaştı. Başkan Soner Çetin'e derneğe ve kamp organizasyonuna verdiği destekten dolayı plaket takdim edildi. Başkan Soner Çetin plaketini Adana Milletvekili Müzeyyen Şevki'nin elinden aldı. Tam Adana Televizyonu ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar. En özel gününüzde yanınızdayız. Akel Abiye ve Gelinlik, 2023 yılına damgasını vuran en şık ve en zarif modelleriyle Abiye, gelinlik ve aksesuarlarını en uygun fiyat ve en bol çeşitleriyle bizden kiralayabilirsiniz. Akel Abiye ve Gelinlik, Burhaniye Mahallesi, Mehmet Şerif Yiğit Sokak, Özsoy Apartmanı 6, Ceyhan, telefon 0543 575 9606. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark. Clothes smelling like trees, digging my earth from my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark, but life is just that bright. Yarım asırdır bir dakika bile ara vermeden iyi hizmet ve kaliteli yakıt sunmak için çalışıyoruz. Şimdi size daha yakın olmak, her yerde hizmet vermek için hızla büyüyoruz. Artık daha güçlüyüz. Aytemiz. See something, you about to see something. It's coming, it's coming.